Sevgili izleyiciler, herkese selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Tüm izleyicilerimize, tüm takipçilerimize kolaylıklar temenni ediyoruz. Antalya, Alanya'dayız ve Alanya, Kahramanmaraş'ta Kültür ve Dayanışma Derneği'ndeyiz. Gurbetteki yaşayan bütün dostlarımız bilir ki, gurbette özellikle metropollerde yaşayan insanlarımız hemşeri derneklerinin önemini mutlaka kendi düğünlerinde, derneklerinde, acılarında, mutluluklarında mutlaka tanık yapmışlardır. Onların önemini mutlaka biliyorlardır. Gitmeyen, uğramayanlar varsa bulundukları alanda hemşeri derneklerini mutlaka güç versinler, destek versinler. Hemşeri derneklerini önemsiyoruz Türkiye'nin, Anadolu'nun her yerinde. Efendim şu anda Alanya Kahramanmaraş'ta Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Sayın Orhan Maraşlıoğlu ile birlikteyiz. Sayın Maraşlıoğlu da çiçeğe burnunda başkan diyelim. Çünkü genç, dinamik, çalışkan bir iş adamı ve aynı zamanda çok müthiş Kahramanmaraş sevdalısı bir hemşerimiz. Bugün onu ziyaret ettik, çalışmalarıyla ilgili bilgi alalım dedik. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız Sayın Başkanım? Sağ olun, razı olsun abi. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bugün sizleri ziyaret etmekle çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Ekran başında bizleri izleyen Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz var. Anadolu'muzun dört bir yanından izleyen izleyicilerimiz var. Dernek Başkanı Sayın Orhan Maraşlıoğlu'nun bu çiçeğe konumundaki genç iş adamının dernek başkanı olarak çalışmalarını çok merak ediyorlarmış efendim. Merak ediyorlarmış. Biz de dedik ki bu merakınızı giderelim. Söyleme haber ajansı olarak Maraşlıoğlu'nu biz de artık konuşturalım. Nasıl hem dernek başkanı, bak Kahramanmaraş'ta dernek başkanı, hem Maraş, kendisi de Maraşlıoğlu, soyadı da Maraşlıoğlu. Nasıl bir bütünlük kazanmış yani, örtüşmüş. Kutluyoruz, siz dinliyoruz efendim. Öncelikle tüm hemşehrim saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet. Ben Orhan Maraşlıoğlu, Kahramanmaraş'ın ekürütüne bağlı Yeniköy köyündenim. Kahramanmaraş merkezde oturuyorum. Burada 17 yıldır burada yaşıyorum. 5 çocuk babasıyım. Özhan Berner Grant firmasının sahibiyim. 9 Aralık'ta buradaki büyüklerimizin teveccühüyle başkan olduk. 7 yılda dernekte zaten aktif olarak görev yapıyordum. Bundan sonra da planmayı artık biz taşıyalım diye büyüklerimiz öyle uygun gördüler. Biz de planmayı devraldık. İşte daha iyi bir şeyler yapmak için yola çıktık. Hemşehrilerimize daha sahip çıkmak için birlik beraberliği sağlamak adına yola çıktık. Devam ediyoruz. Ne kadar Kahramanmaraşlı var Alanya'da? Alanya'da 11 bin üzerinde Kahramanmaraşlı var şu anda yaşayan. Ziyaret yapan iş adamı olan veya normal çalışan ayrıştırıyor musunuz? 400'ün üzerinde normal esnafımız var. 60'ın üzerinde büyük ticaretle uğraşan iş adamlarımız var. Ama burada Alanya'da Kahramanmaraş olarak da çalışanlar da hep üst kademelerde, hep iyi yerlerde çalışıyorlar. Bunlar da güzel yerler. Yani öyle fazla şey yok, bir yerde insanımız yok. Hepsi de kaliteli yerlerde çalışıyor. Kaliteli insanlar çalışıyor. Şimdi başkanım merak ediyorum, şunu sormak istiyorum. Turizmin başkentindeyiz. Antalya olsun, Alanya'da bunların en önemli lokomotiflerinden bir tanesi. Anadolu'dan da binlerce insan geliyor. Kahramanmaraş'ın ve çevresinden de yüzlerce insan geliyor buraya iş ve istihdam için. Genelde size ne tür istekler için geliyorlar? Genelde iş ihtiyacı olan iş için geliyor. İşçi ihtiyacı olan da işçi için geliyor. Biz de onlara işçiye iş verene de işçi bulma adına yardımcı oluyoruz. Güzel bir terazi yapmış başkanım olarak. Şimdi hemşeri dernekleri sadece lokallerden mi ibaret? Yani lokal mi olmalı sadece? Dernek başkanlığı yapmak veya dernek, hemşeri dernekleri daha çok gönüle, daha çok yüreklere dokunması gerekmiyor mu? Veya da sizin dernek başkanlığınızdaki dernekçilik anlayışınızda? Ben Alanya'da tabii ki kendi çevrim iş adamı olduğum için tabii ki lokal bölümüne karşıyım ben. Yani tabii ki burada emeklilerimiz geldiğinde tabii ki tavla arasınlar, kitap okusunlar, yani her şeyimiz var, mevcut. Ama tabel olarak kalmamak lazım. Lokal kesinlikle biz buna karşıyız. Burada
Adam dernek kurmuş, tabelasını ama herhangi bir faaliyet yapmıyor. Biz burada faaliyetlerimiz şöyle oluyor. Kapalı yani dernekler. Dernekler kapalı. Bizim 365 gün derneğimiz açık. Mesela biz yapmamız gereken en büyük şey 13 Şubat'ı burada mutlaka kutluyoruz. İftar yemeklerinde mutlaka iftar yemeği veriyoruz. Hemşehrilerimizin düğünlerine dernek yönetimi olarak mutlaka yönetim olarak katılıyoruz. Allah korusun cenazelerde mutlaka yönetim olarak gidiyoruz. Bayramlarda bayramlaşma programı düzenliyoruz. Bayramlaşmamız oluyor. Yani dernek sadece lokal olarak değil, tabel olarak değil, hizmet için var burada. Yani Kahramanmaraşlılar Derneği'nin, burası Kahramanmaraşlıların bir muhtarlığı, Kahramanmaraşlıların bir belediyesi, Kahramanmaraşlıların bir yani uğrak noktası, yani çözüm masası gibi bir yer. Yani onların her yerde bitiremedikleri işlerde yardımcı olmak adına elimizden gelen neyse yapıyoruz. Yani biz burada tabela kesildi değiliz. Biz burada hizmet için geldik. Biz buraya fidan dikmek için geldik. Yani biz burada oyun oynamak, bilmem ne, zaman geçirmek için gelmedik. Zaten bizim burada zamanımız bir dakika, inan ki boş zamanımız zaten yok. O yüzden çok çalışıyoruz. Güzel. Çünkü buradaki Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimizin de hepsi çalışıyor. İnan ki boş zamanlarında hemen boş bulduğu bir izinli gününde buraya geldi yani. Şimdi metropol kentlerde vardır bu. Ekonomik durumu olmayan, yol parası olmayan, yolda kalan, mesela gecenin 03'ünde işsiz arayan oluyor mu bilmiyorum. Evet, evet. Veya işte memlekete dönecek parası olmayan, yani her koşulda insan gruplarımız var. Mağdur olmuş sonuçta. Yani bu tür insanlar da mutlaka oluyordur. Öyle bir çözüm. Şimdi genelde tabii ki hemşehrilerimizin zor günlerinde tabii ki insanları tartıyoruz artık. Bazı tabii ki insanlar var, seni suistimal ediyor. Ama alışkanlık haline getirmiş ve biz onları kesinlikle araştırıyoruz, takip ediyoruz, kim olduğunu soruyoruz. Yani eğer ki bir insan gerçekten muhtaçsa biz ona elimizden geleni yapıyoruz. Mesela Ramazan'da Ramazan paketi hazırladık ve ben bunları muhtarlarımız aracılığıyla mahallelerdeki Kahramanmaraşlı yardıma muhtaç insanlarımızı belirledim. Onlara da Ramazan'da paketlerimizi götürdük, verdik. Onlara otur yardımcı olduk. Birkaç tane böyle işte ben 7 aya yakın bir başkan olalı 3-4 kişi geldi. Yolda kalıp da buraya gelip iş bulamayıp da memlekete dönemeyecek. Mağdur olmuş. Ona da burada gittik, bilet aldık, memleketine gönderdik. Yani birkaç tane işte hastamız oldu, onlara yardımcı olduk. İşte birkaç tane Allah korusun cenazemiz oldu, onlara yardımcı olduk, Kahramanmaraş'a gönderdik. Düğün oldu, düğüne zaten biz yönetim olarak katılıyoruz. Yani bu şekilde şeylere devam ediyoruz. Efendim, dernekçilik gerçekten gönül işi. Ben şunu da göstermek istiyorum. Bak, dedik ya genç iş adamı, çok güzel bir kitap var. Kevin Uray'ın Liderlik ve İletişim. Hani liderlik ve iletişim. Benim daha önce de başından sonuna çok keyifle okuduğum, çok önemli hani liderlik konusunda insanda çözüm odaklı bir anlayışın çok klişe yaşanmışlıklarından alınmış, çok önemli öykülerin yer aldığı bu Kevin Murray'ın da hemen bir tanıtımını yapmış olalım hem. En güzel reklam kitap reklamıdır. Hepimiz okumak gibi bir mükellefiyetimiz olmalı. Okuma konusunda çok fazla iyi değiliz toplumsal olarak. Başkanın masasında görünce sizle de paylaşmak istedim. Bu da şeye, liderlik ve yönetim anlayışına hem resmi hem kitapsal ve tarihsel bakıyor başkan. Onu kutluyorum. Ekranları başında bizleri izleyen, dinleyen tüm Kahramanmaraşlılara ve diğer Anadolu'muzun dört bir yanlarımızı takip edenlere Kahramanmaraşlılar Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Orhan Maraşlıoğlu olarak neler söylersiniz sonra? Biz burada Kahramanmaraşlı olarak da en büyük hayalim, en büyük hedefim bir tane Kahramanmaraşlı Kültür ve Dayanışma Derneği'nin bir tane yurdunun olması. Burada Alaaddin Köyü Kıbat Üniversitesi okuyor, şu anda 50'nin üzerinde öğrencimiz var. Onlara sahiplenme adına öyle bir şeyimiz var. Çok büyük proje. Evet. En azından bir fidan dikmek lazım yani. Bir kalıcı bir eser bir çocuğa yardımcı olmak lazım. Evet. Düşün, ben 5 çocuk babasıyım.
benim çocuğumun başka bir şehre gidip de okuduğunu, yani orada birinin sahip çıktığını, ne kadar onurlanacağımı hissediyorum. Onun adına, onu düşünerekten burada bir tane yurdumuzun olması, çocuklarımız buraya geldiğinde, Kahramanmaraşlı çocuklarımız buraya geldiğinde onları sahiplenme adına en büyük hayalim bir yurt yapmak. Tabii ki bunu yönetim kuruluşu arkadaşlarımla paylaştığımda arkadaşlarım bana aynen şunu söylediler. Ya başkan, bu çok büyük, çok zor bir iş. Biz zaten zoru seviyoruz, Kahramanmaraşlıyız. Zoru her zaman severiz. Başarabilirsek bunu yapmak, tabii ki daha ileri yıllarda inşallah öyle bir şey olursa burada kalıcı olan o olur. Başka kalacak bir şey yok. Zaten olağanüstü şeyler de yapıyoruz. İnşallah başkanın bu hayali gerçek olur. Çünkü gelen bir şekilde gidiyor. Önemli olan hoş bir seda bırakabilmek. Tabii ki. Kalıcı bir eser bırakabilmek. Burada hem çocuklarımız adına, hem gurbette okuyan çocuklarımız, kız çocuklarımız adına bir sahiplenme içgüdüsü mutlaka önemli. Buna mali ve maddi durumu iyi olan, mutlaka çok sayıda hayır yapan, okul yaptıran, yurt yaptıran hemşehrilerimiz de var. Tabii. Onlar da mutlaka sizi destek verir. Bu yolda mutlaka yalnız değilsinizdir. İnşallah bu temeli atalım, bu planları büyütüp ülkemize, milletimize hayırlı bir evlat olarak görme nasip olur. Ben Sayın Maraşlıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Ben özellikle buradan daha bir şeyler söylemek istiyorum. Buyur. Özellikle faaliyet gösteren derneklerimize sahip çıkılması, bizim hemşehrilerimize inanın ki maddi ihtiyacımız yok. Onların manevi ihtiyacımız var orada. Evet. Onların gölgesi olsun, bize o yeter. Sadece gölgeler olsun. Başka bir ihtiyacımız yok. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Orhan Maraşlıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Tüm bizleri izleyen, dinleyen, başta Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm takipçilerimize selam ve saygılarımızı yolluyoruz Alanya'dan efendim. Zaman düşmana vermemiş aman. Madalyalı tek kahraman, gel gör Maraş'ı, Maraş'ı bizim kahraman Maraş'ı. Buradadır adamın hası, soğuktur suyu havası. Biber tarhana dondurması, gel gör Maraş'ı, Maraş'ı bizim kahraman Maraş'ı. Biber tarhana dondurması, gel gör Maraş'ı, Maraş'ı bizim kahraman Maraş'ı. Durur başı, edebilir öz kardeşi. Türkiye'nin köşe taşı, gel gör Maraş'ı, Maraş'ı bizim kahraman Maraş'ı. Burada şairlerin hası, soğuktur suyu havası. Biber tarhana.
sana dondurması. Gel gör Maraş, Maraş'ı, bizim kahraman Maraş'ı. Biber tarhana dondurması. Gel gör Maraş, Maraş'ı, bizim kahraman Maraş'ı. Biber tarhana dondurması. Gel gör Maraş, Maraş'ı, bizim kahraman Maraş'ı. Biber tarhana dondurması. Gel gör Maraş, Maraş'ı, bizim kahraman Maraş'ı. Biber tarhana dondurması. Gel gör Maraş, Maraş'ı, bizim kahraman Maraş'ı. Biber tarhana dondurması. Gel gör Maraş, Maraş'ı, bizim kahraman Maraş'ı. Zaman düşmana vermemiş aman. Madalyalı tek kahraman. Gel gör Maraş, Maraş'ı, bizim kahraman Maraş'ı. Buradadır adamın hası, soğuktur suyu havası. Biber tarhana dondurması. Gel gör Maraş, Maraş'ı, bizim kahraman Maraş'ı. Biber tarhana